İşsizlik ve sorunlu esnaf sayısı artmıştır. Dışa bağımlı hale gelen ülkemizde bu alanda düzenlemelere ihtiyaç vardır. 5 yılda Temmuz 2016 tarihine kadar ülkemize kapanan bakkal sayısı yalnız 85 bindir. Son 3 yılda NİİDE'de kapanan iş yeri sayısı da 4663'tür. Sömürgecilik dünya düzenine işgallerden çok ülkenin bütün üretim mallarında dışa bağımlı hale getirilmesiyle sağlanmaktadır. Ülkemizde sanayileşme, bilimsel ve teknolojik gelişmeden güç alarak ülke kaynaklarının verimli kullanılabilmesi için desteklenmesi yeterli ölçüde sağlanamamaktadır. Bu amaçla mali sistemde etkin bir şekilde yararlanılmasını sağlayacak vergi politikası da dahil gerekli düzenlemelere gidilmelidir. Üretim gücümüze katkı sağlayacak, reel sektörde yeni kapasiteler ve istihdam olanağı yaratan doğrudan yatırımlar hedeflenmelidir. Dışa bağımlılığı ve dış açığı en aza indiren, dış ticaret hacmini ve ihracatı artıran, istihdam yaratan, reel sektör ve üretim özendiren politikalar ne yazık ki Adalet Kalkınma Partisi iktidarları döneminde geriye düşmüştür. Üretimden ithalata olan bağımlılığın azaltılması için ana yan sanayi bağlantıları güçlendirilmelidir. Yan sanayinin teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmesi için KOBİ'lerin ölçek ve sermaye yapılar açısından desteklenmesi sağlanmalıdır. Özellikle Çin ve Hindistan gibi ülkelerden kaynaklanan haksız rekabete karşı firmalar etkili bir şekilde korunmalıdır. Dar gelirlerin, emekçilerin, esnafın vergi yükü azaltılmalıdır. Küreselleşmeyle birlikte ulusal ve küresel ölçekte yeterli bir düzenleyici çerçevenin geliştirilmemiş olması, spekülatif sermaye hareketlerinin hızlı artması ve ülke ekonomisinin istikrarsızlığa sürüklenmesine yol açmaktadır. Ülkemiz hem dünyaya açık hem de ulusal üretim ekonomisini önüne açan politikalarla küreselleşmenin olumsuzluklarından korunmalıdır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemizde esnafımızın sorunları her geçen gün daha da artmaktadır. Esnaf gerçekçi kredilerle desteklenmeli, esnafa sadece mali değil stratejik destek de sağlanmalıdır. Esnafın rekabet gücünü artıracak iş modellerinin geliştirmesine katkı artırılmalıdır. Esnafın kurduğu kümelenme şirketlerinin vergi avantajıyla daha çok destek sağlanmalıdır. Özel bir statüyle ülkemizde yaşayan Suriyelilerin vergiden ve yasal yükümlülüklerden muaf şekilde iş yaparak haksız rekabet etmesini yaratacak uygulamalardan kaçınılmalıdır. Esnaf Bakanlığı kurulmalı, esnaf ve sanatkarların sorunları siyasette geniş olarak yer bulması sağlanmalıdır. Ruhsatlandırma işlemleri esnaf odaları tarafından yapılmalıdır. Sosyal güvenlikte norm ve standart birliği sağlayarak esnaf aleyhine olan farklar ortadan kaldırılmalıdır. Değerli milletvekilleri, tüm bu öneriler dışında ithal ürünlerin tüketiminin azaltılıp yerli üretim ürünlerinin raflarda daha çok yer bulması, yerli üreticinin ve yerli ürünlerin desteklenmesi, korunması amacıyla bu kanun teklifini verdim. Yüce Meclisimizin olumlu oylarıyla yerli üreticinin korunmasını sağlayacak böyle bir önerinin desteklenmesini diliyor, saygıyla selamlıyorum.